Instagram videosu çekmeye karar verdik. Buradaki arkadaşım roommate'im oluyor. Yani o da arkadaşım. Ve son birkaç saatimiz kaldı o da arkadaşı olarak. Son gecemiz. Son gecemiz. Saat şu an 3.30 tam anlamıyla. Toparlandık. İtalya'dayız. İtalya'da saat 3.30. Türkiye'de 4.30. Evet. Başlıyoruz. İlk sorumuz, daha önceden birbirinizi tanıyor muydunuz? Hayır. Tanımıyorduk. Hatta hani Türk olmamız bile... Evet, bir mucize. Tesadüf eseri. Hatta bana dedi ki kadın, Dikli! Dikli! Ben Dicle'dir o, Dicle. Sonra dedim kadın, Türk mü ya? Hani Türk olmasa da olmaz. Kadın da dedi ki, yok Türk iyi olur. Zaten odaya koydum. İkinci sorumuz. İlk şeyiniz neydi? Impressions yani. Birbirinizi ilk gördüğünüzde ilk düşündüğünüz aklınıza gelenler. Ben hay dedim, o merhaba dedi. Evet, ben Türk olduğunu biliyordum çünkü. Hay yaptı dizide böyle ben merhaba. Sonra ben Bilkent'liyim dedim. Yaptı. Evet, Bilkent. Evet, Dicle. Söyle bakalım. Bilmiyorum ya, ben işte Türk olunca üzüldüm biraz. Yani çok konuşmadık aslında. Böyle bıraktım ya eşyaları, sonra çıktık. Şurada yemek yedik annemin ardından. Annem, Türk ne yapacağım ben falan dedim. Gerçekten. Bayağı üzüldüm Türk. Aa! Ya ama şey, hani ben İtalyanca geliştirme peşindeydim yani. Gelişmedi. Bir sene olmadı. Ama bence daha iyi oldu ya. Evet, güzel oldu. Ben de böyle çok sıcak kanlı falan yapmıştım. Evet. Bana merhaba yani böyle şey demiştim böyle. Ne kadar sıcak kanlı. Bir de bizim tuvalet kapımız kapanmıyordu. Evet. Ben böyle rahatsız olurum aslında böyle şeylerden. Sen böyle direkt tuvalete, ben bir şey olmaz ya işte biz bizeyiz zaten deyip girmiştim. Hadi ya. Ne kadar rahat ve falan olmuştu. Arkadaş olmanız ne kadar sürdü? Kim? Ben ilk gün Ikea'ya gittik hemen. Hatırlıyor musun? Evet. Öyle mi? Başladı yani bence. Evet. Sonra çok birlikte takıldık. Zaten hep arkadaşlarımın yanına götürdüm. Aynen. Çünkü benim ikinci senem de dizinin ilk senesiydi. O yüzden nereye gitsem çağırıyordum dizide gelmesi ister misin? Madde partisine falan gitmiştim. Aynen. Hiç tanımadığı insan. Mesela ben çok gitmeyebilirdim tanımadığım. Sen hemen gelmişsin her şeye. Nereye çağırsam geliyordum. Bir şey de hayırdasın. En çok neyden tartışıyorsunuz? Tartışmıyoruz. Yani hani... Anlamadım. En çok argue diyor yani. Ya İngilizce'den okuyorum da şu an. Oku bir daha söyle. What do you most commonly argue about? Bilkent'e Türkçe'me tartışıyorum. Üniversiteyi çok tartışıyoruz aynen. Bugün mesela Bahçeşehir iyi dedim diye ben neresi iyi. Bilgi de iyidir ben diyorum hiç iyi değil falan diye. Bilmiyorum ben de bilemedim şu an çok fazla tartışmadık ya. Hayvanla Hayvan. Hayvanı da explain etmeliyiz bence burada. Evet, ismi hayvan olan bir oda arkadaşımız var Kore'de. Ve ben bunu ilk bir hafta fark etmedim. Ben diyorum ki, Dicle ismini duydun mu? Çünkü ben geç gelmiştim o zaman. Bir hafta sonra bak, hey I'm hayvan dedi. Ben böyle hey! Sonra dizi ismini duydun mu demiştim. Yo, dizi ismi hayvanmış diyorum. Ne hayvanı ben? İçi fesat. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Hayvan diyor, çok demek ya. Nasıl fark ettim? Ama söyleyişim heyvan yani. Heyvan ama heyvan daha da berbat ya. Heyvan. Betül. Yeah, this one? Betül. This one? Petül. Evet, şu an evde yok kendisi bu arada. Yalnız varsa da biz de bilmiyoruz değil mi? Yoktu. Petül. Petül. Yine gelirsin. Seni en çok rahatsız eden şey ne yapıyor? En çok nesi rahatsız ediyor? En çok nesi rahatsız ediyor? Hiç sesi soluğu çıkmıyor yani. Nesi rahatsız ediyor? Gece gündüz uyuyor falan. Uyuyorsun ya. Gece gündüz uyuyor. Uyuyamıyor. Yatakta yatıyor. Beni en çok rahatsız eden şey 2 saniyede uykuya dalması. Bir de şöyle oluyor. Biz şimdi yatıyoruz. Çünkü aynı odadayız. Tam ben Allah'ım yatacağım artık falan diyorum.
dizi başlıyor, konuşuyor. Bütün uykum açılıyor. Anlatıyor. Ben böyle dedim, Allah'ım sus artık, dizide ne çok konuştun diyorum. Sonra neyse, en sonunda susuyoruz falan. Dizi çat uykuya dalıyor, benim bütün uykum açılmış oluyor. Yani Allah'ım yine konuştuk, uykum açtı. What do you think of your roommate's YouTube? Benim YouTube kanalım hakkında ne düşünüyorsun? Bu soru sana bence geliyor sanırım. Bence çok güzel. Ben yok olmadığı için bu soru bana geliyor. Bence çok güzel, izleyin. Ben sayesinde Varşova'yı gezdim. Tek sayesinde Varşova'yı gezdim. Bir yerlerinde ben de varım zaten. O yüzden. evet, çok güzel bence. Teşekkür ediyorum. En çok kim hazırlanırken zaman harcıyor? Açıldı. Arkada kapı açıldı. Ben kapatayım. Ay, kapı mı açık gitmemesi? Gene açılacak yoksa. Kameranın arkasından kapı açıldı bir anda. Evet. Açık ara dizide uzun zaman harcıyor. Evet. Ben de öyle bir 5 dakikada hazırlanıyorum. Yok diye çıkıyor. Ay, bütün gece açıldı bir kapı. Ay, ne var? Birbirinizi görmekten sıkılıyor musunuz? Ya çok görmüyoruz ki. Ben geç geliyorum, uyuyorum. Son bir aydır görmüyorum. Son 3 haftadır dizi çok çalışıyor. Gece eve geliyorsa ben köpüde çıkıyorum. Beni sadece uyurken görüyor o yüzden. Sıkılmıyoruz ya. Bir de bak mesela bence ilk sömestre birbirini çok görmedik. Sen o odada kalıyordun. Ben öbür odadaydım ilk sömestre. Valla çok lüks içinde yaşıyorduk. Sonra hayvan geldi. Sonra sen bir buçuk ay yine yoktun. Zaten yine yoktun. Sonra hayvan geldikten sonra şu topu kaç ay burada yani? Dört aydır yani. Normalde biz kaç aydır birlikteyiz? Dokuz ay. Dile kolay. Evet. Diyor ki, ev arkadaşı kuralınız var mı böyle kurallara dökülmüş bir şekilde? Ya evet, herkes onu bana soruyor. Gerçekten. Evet. Bir İtalyanca bir gün dersinde baya böyle işte İtalyanca adam sordu, teacher sordu. Ne yapacaktık? Sadece onu işte listelenmiş, ha o tarz listeniz var mı? Herkes de çatır çatır listesini söyledi. Böyle hiç yapmadık. Yok ya. Ya bu ben bilmiyorum. Ben daha önce hiç kimseyle yaşamadığım için benim öyle şeyler yani. Ben yaşadım ama hiçbiri de yapmadık ya. Hiçbir aklıma gelmedi. Tuvaleti paylaşıyor musunuz ve bununla nasıl uğraşıyorsunuz? Paylaşıyoruz. Pek de uğraşmıyoruz. Sadece şöyle bir durum ki bizim işte kapımız kapanmıyor. Sonra çamaşır makinesini keşfedince artık kapanıyor. Ama çamaşır makinesi çalışırken kapımız kapanmıyor. O zaman hani birbirimize diyoruz ki ben banyodayım. O diyor. Ben giriyorum. Evet. Ben girmemelerini umuyorum. Benim küçüklükten gelen bir kaygılarım var. Hayvan laf diye giriyor mesela. Evet ya. O kız hemen giriyor. Giriyor yani. Bana hiç girmedi. Bana iki defa girdi ve bunu hatırlamıyor. I never... Neyse, İngilizce söylemeyeyim. Ay, ben hiç girmem, ben kapıyı çalarım falan. Yok öyle bir şey. Evet. Çalmadı, girdi. Ve Betül de buna şahitti yani. Çok komikti ya, durduramadım kızı. Hayır! Diyordum içeride yani. Çok hızlı gidiyor çünkü. Evet, uyanın durdurdu. Böyle bir hız yok yani, Kore teknoloji. Kayarak gidiyor. Evet, kayarak gidiyor. Ayaklarını kaldırmadan ayrı. Böyle bir ses çıkartıyor. Görürken neden bilmiyorum. Diyor ki, birlikte dışarı çıkıyor musunuz? Partilere gidiyor musunuz? Evet. Yeni geldik zaten. Partiden değil mi de? Dışarıda. Evet, çok parti. Birbirinizin şeyini, eşyalarını sormadan kullanıyor musunuz? Bir şey kullanacaksak soruyoruz yani. Düzleştiricini kullanabilir miyim diye söylüyorum. Mesela. Sormasa da olur aslında. Bundan sonra çok son 3 saatimizde. Yani çok birbirimizin bir şey mi kullanmadık herhalde ya zaten. Yani. Evet. Çünkü dizi biraz huylu. Kendi şeylerini kullanmaktan başladı. Evet. Ben de o yüzden tabii ki soruyorum bir şey Birlikte en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bisiklet sürüyoruz. Bisiklet sürüyoruz tabii. Çok da sürmedik ama son zamanlarda hoşlandığımız şey buydu. Bir şey yapmadığımızda hadi bir bisiklete binelim deyip gidiyoruz. Keşke ben çok sürüyorum. Yemek saçma sapan yemekler pişiriyoruz mesela. Güzel olmuyor genelde. Çok kötü olmuyor.
kötüyüz bu konuda. Birlikte best memory. Bilmiyorum. Bence mesela şey çok... Biz ilk defa aperitif gitmiştik. Ne zaman? Buddy'lerle birlikte. İşte buddy programı var burada. Yani. Aynen, Frida'ya gitmiştik. Hani ilk defa bir gitmiştik birlikte. Ve böyle dizi uzağa oturmuştu, sen şuraya oturmuştun. Evet, sonra İrene yani. Diye bir kız vardı. Evet. Sonra Şirili bir çocuk vardı. Dizi bana uzaktan dedi ki, şimdi biz, bir tek biz Türk'ü sana, Türkçe konuşuyor falan diye falan. Devam et. Türkçe konuşuyordu. Ondan sonra dedi ki bana uzaktan, bu çocuk kim diyor falan. Ben de hani anladım bu çocuk kim diyor. İrene's buddy diyorum hani, İrene'nin buddy'si. İrene burada hani, bu da İrene'nin buddy'si şimdi. İrene's buddy diyorum, dudaklarım akıyor şimdi. Çok gürültü diyor. Kim diyor? İrene's buddy diyorum. İrene's misin ben? Ne? Beş defa falan İrene's mesi diye bağırdı bana. İrene's mesi. İrene's mesi ne ya? Bence böcek, bence böcek yakalayışımız. Evet ya, böcek. Lex. Bunu ben anlatayım. Ay nasıl başladı? Böcek girmesi. yemek yiyorduk. Biz sonra bizim hayvan şurada böcek gördü. Aa o böcekten dedi. Ama böcek çok berbat böcek. Ay çok kötü ya. Hamam böceğin uçan versiyonu ve öldürücü kokan versiyonu. Öldüremiyorsunuz. Bu şekilde özetleyebilirim. Sonra neyse buradakini çıkardık. Sonra bir de mutfakta çıktı bir tane. Biraz sen buradan girebilirsin. Evet ya, girersin. Korkmayın. Çünkü yöntemimiz var. Evet. Sonra bir bardakla bunu böyle diye sıkıştırıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsun? Kağıt sokuyorsunuz bardakla böcek duvar arasına. Sonra alıp dışarı atıyorsunuz yani. Olay bu. Ama düz bir zeminden. Buradan alamazsın. Kaçıyor çünkü. Böyle sürükleyip. Evet. Kağıtla birlikte asla boşluk yaratmadan dışarı atıyorsun. Ve bunu bir tek ben yapabiliyorum bu evde. Ben o aynı odada bile bulunamıyorum. Tabii ilk denemesinde bu seferki çok büyüktü. Betül ilk denemesinde bardağı kırdı. Çünkü havalandı tam o sırada. Tam böyle giderken üstüme koymuştu. Belki bir de kızlar arkadan böyle sürekli çığlık sesleri geliyor yani arkadan. Hayvan da biz tabii yaklaşamıyoruz. Betül'ü izliyoruz falan. Neyse. Sonra Betül yakaladı. Sonunda bir kere yakaladı böyle. Ay böyle. Aman çok kötüydü. Bir tane bardakla yakaladı. Sonra çığlık atmaya başladı ve ben bunu zorluyorum. Diyorum ki sakın bırakma, sakın bırakma. Eli titriyor yani. Yapamıyorum. Ne olduğunu da anlamamışım ben. Sonra dedi ki ayakları çıktı dedi. Ayakları kenarından taştı yani. Üç tane ayak bardak kenarında duruyordu böyle ya. Sonra onların ne kadar kötü. Betül titriyor ve ayak diyor. Tam da anlatmıyor yani. Fit. Sonra Sonra ben tabii bakmaya yeltenmedim bile yani mümkün değil. Sonra hayvan gitti bizim Koreli. Gitti baktı böyle şeyin kenarından hakikaten doğru mu söylüyor diye. Çünkü diğer tarafta kalıyor. Şimdi şöyle yapmaya başladım. Lex. Ben öyle kağıdı bir tane görmedim. Daha korku filmi gibi. Korku filmi. Lex. Mavi ekran verdi kız ya çok komik. Ay. Yıldırımsa bakmayın çok korkmuştu. Çok korkmuştu. Ya 5 dakika. Lex. Ayakları dışarıda gelsin çok kötü. Sonra hala duruyor onlar orada galiba. Ne duruyor ya? Nerede duruyor? Ya bir git incele bir mutfak. Çok üstad kalmış şurada ben eve döndüm artık. Ay yaşam bir ara yaşanmaz hale geldi burası ya. Çok kötüydü böcekler. Sonra zaten yazık. Çok güldüm. Ay sonra böceğin bacakları koptu. Öldü. Yandı kıvrandı böyle çok korkmuş. Ölmeden önce atmamız gerekiyordu çünkü ölünce kokacak sonra yine Betül attı yani. Bence çok ay çok güldü valla. Düz duvara çıktı. Düz değil orası. Aradan kaçar o. Deli duvardaydı işte. Ha, görmedim.
Yazık abi. Bunu almak ister misin? Ama benim hiç korunacak şeyim kalmadı. Çok çirkin değil. Gerçekten çok çirkin. Biliyorum, biliyorum. Çok çirkin. Hani bebiş kosu diyordu. Hani bebiş kosu diyordu. Tamam, gidiyorum. Hazır mıyız? Sakın korkma, sakın bırakma. Tamam, dur. Bekle, bekle. Ay! Geçelim. Devam edelim. Kim daha çok gürültülü? Büyük ihtimal ben. Bence de. Kim daha çok dağınık? Ben. Dağınık değilsin aslında ya. Bize göre dağınık ama. Ama ben insanlara göre düzenliyim, bize göre dağınık. Benimki de düzenlik ki yani. Abartılı bence. Kim daha çok korkuyor? Neyden? Böyle hani. Ses geldi falan. Hani kolayca böyle küçük şeylerden. Sen de korkuyorsun. Ben çok korkuyorum. Ben yüksek seslerden korkuyorum. Dizi alçak seslerden korkuyorum. Ve biz böyle birbirimizi de görünce korkuyoruz ya. İlk keresinde. Ya burası çok sessiz. Yani evde apartmanda yaşlılar yaşıyor ve çıt çıkmıyor gerçekten. Biz şu an bağrımıza bakmayın da sessiz ya. Sen anlat bunu. Ya ben tam şu koridorda çarpıştınız diyorsunuz. Ben tam odadan çıktım, o mutfaktan mı çıktı? Evet. Bir şeyler oldu. Betül odadan çıktı, eski odasından, şu anki hayvanın yeni odasından. Betül odadan çıktı, ben mutfaktan çıktım. Koridorda yani zaten çıktığımız yerler şu kadar çıktı yani. Yani bir adım atsan çarpışıyorsun. Çıktık böyle. Böyle çarpışacak gibi olduk. Ben korktum. Korkunca şöyle bir şey. Hayır yaptım. Arada dokunmadık. Ben odun yerde zıpladım. Çok saçma. Yani öyle bir tepki. Öyle bir tepki vermiş olabilirim. Ama sen de... Ne yapıyorsun ya? Bu soru diyor ki hiç daha önce birbirinize hani kıyafetin güzel olmuş diye yalan söylediniz mi? Hani güzel olmasa da. Ya ben söylüyorum ya. Evet. Söylüyorum güzel. Ben daha 2 saat önce topuzu çok çirkindi ama dedim ki güzel güzel dize yeter. Güzel oldu. Ama düzelttim ben, değiştirdim. İlkinde ama. Evet. Aa, ilk kötüydü değil mi? Metroda ilk yaptın. Aa, evet. O bayağı kötüydü. Dedim ki, kötü ama güzel tamam dedim. Sonra telefondan baktım. Bu mu güzel? İşte güvenmemek de böyle bir şey. İrem. İkisi hasta olduğunda ne oluyor? Hiç hasta olmadık değil mi biz ya? Nasıl olmadık? Nasıl olduk, ne olduk? Bak hayvan hasta oldu. Nerede oldu? Sonra bizim böyle bir tane şeyimiz var, ışıklı bir bordumuz. Ona böyle harfleri sokuyorsunuz, bir şey yazıyor üstünde. Onu böyle şey yazdık. Get well soon. Get well soon yazdık. Sonra tarhana çorbası pişirdik. Evet, sen o yaptın ben. Evet, bunların hepsini ben yaptım. Ben hatırlamıyorum bile, hastaymış kız. Nasıl hatırlamıyorsun? Sen, senin miden ağrıdı günlerce. Sana kekikli su yaptık. Evet. Evet, olmuş zaten, olduk. Olduk tabii. Ben... Kekikli suyu nasıl buldun? Kekikli suyu, kekikli çay, ha naneli ve zencefilli çay. İkisini de attın içine, nane ve zencefil salladın. Evet, evet, evet. Ben kendim yapmışım o zaman. Ama benim fikrim. Ben araştırdım. Okey. Biz şeyleri yapıyoruz, bence bunu paylaşmalıyız. Mesela bir gece hayvan eve gelmese ne yaparız? Ya da bir gece Betül gelmese ne yaparız falan. Bir de ben mesela şey oluyorum, böyle birisi eve gelmeyince böyle nerede acaba? Ne oldu? Ben oluyorum be. Ben de oluyorum onu. Sonra diyorum Cici de gelmedi işte falan diyorum. Mesela öbür odadayken öyle oluyordu. Sen böyle bir yere gidince Cici de gelmedi diye yatıyorum falan. Sonra sesi duyuyordum böyle anahtarı. Ha iyi geldi yatayım uyuyayım falan öyle uyuyordum. Çok saçmaydı ama gerçekten öyle şeyler oluyordu. Ya bazen hayvan gelmeyince kızımız nerede falan diyor. Evet sonra bir kere böyle arkadaşımız geldi eve. Karma. Aa okey. Mantı yaptık falan Carmen'e. Ay evet. Sonra böyle, şimdi bizim hayvanın biraz böyle garip garip özellikleri var. Çok. Ne yapacağız? Sağ sol belli olmuyor. Mesela Çin pilavı yapacaktık. Evet ya. Hayatımda öyle gece yaşamadım. Çin pilavı yapacaktık. Markete gittik. Güzel güzel üçümüz böyle alışveriş yaptık işte. Sebzeleri yapacağız. Sebze aldık falan. Eve bir gittik. Tam böyle makarna şey pilavı yapacağız. Kız açtı sebzeleri yemeye başladı. Yani resme malzeme yiyor yaptığımız şeyin bizimle böyle çok. Aa, niye yiyor burada ya? Ne yapacaktık biz onunla falan. Böyle garip bir pilav var. O yüzden arkadaşımız öyle geldiğinde böyle strese girdik ya bu kızın nasıl davranacağı belli değil falan filan.
Sonra böyle elbise falan giydi. Böyle çok tatlıydı. İşte bulaşık falan yıkadı böyle. Sonra git işte bitti falan gece. Dice bana geldi dedi ki kızımız bizi utandırmadı. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Hakikaten ya. Çok tatlıydı. Ama Sasha nerede oldu belli değil. Evet ama bize haber vermeden de gitti. Öyle işte. Sonuç olarak 9 ay bitti böyle. Şimdi de Dize tek başına yaşayacak. Benim nerede yaşayacağım belli değil. İstanbul'da. Ya da Ankara'da. Ya da Milano'da. Milano'nun ayrılamayacak. Bir şey diyeceğim, Ankara'sı güzel çıkıyor mu? Hı? Karanlık çıkıyor. Ve bu balkon. Bizim balkon. Bizim balkon. Güzel manzara. Burayı nasıl yapacağız ya? Evet. Böyle etraf gösterelim hemen. Çok kısa. Ay her şey çok dağınık. Balkonumuzun manzarası. Gece. Pek gözükmüyor. Burası ya toplandığımız için hastane odasına benziyor. Bir de Dizli hastane odasını daha çok sevdiği için toplanmak o tarzı. Yapmaya çalışıyorum. Evet. Kimse yaşamıyormuş gibi böyle depresif beğeniyor. Aa depresif diyene bak. Evet. Masalarımızı böyle son bir ayda böyle birleştirmeye karar verdik. Normalde yan yana duruyordu. Böylece kolektif bir ortam hazırladık. Nasıl bu benim babamın. Burası mutfağa giden yol. Burası ufacık mutfağımız. Harika turuncu. Burada bir başka balkonumuz var. Burası bu arada okulun şeyi. Yurdu. Burası hayvanın odası. İçeride midir? Bilmiyorum ki, çalsana. Neyse ilk geldi. Umarım uyanır sabah. Burası giriş. Balkonlar. Balkonlar. Ay bavullar. Artık dördü oldu şu anda. Bu da böyle aynamız. Ve askılarımız. Bu kirlerimiz. Burası da çamaşır makinesi kapanmayan. Hadi el sallayalım birlikte. Ne yapacağız? Ben... Nereye sallıyorsun bütün? Evimize el sallıyorum. Bay bay. Bütün de saçma. Niye? Ama evimize el sallıyorum istemiştim. Okay. Şu kızın odasını gösteremedik. Uyuyordu. Nasıl gelmişti? Nereye gelmiş? Gürültü yaptık falan. O da en son yapmıştı. Kolibantla bile çokur çokur çokur. Çokur çokur. Çokur çokur. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna. Eğer abone olmak isterseniz abone ol tuşuna basınız. Basınız. Basınız.